Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle parabolün son kısmını işleyeceğiz. Başlayalım. Yukarıda demiş y eşittir kx kare, y eşittir mx kare, y eşittir nx kare parabolleri verilmiştir. Buna göre KMN'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Bizler ne yapıyorduk arkadaşlar parabolde? Kollar y eksenine doğru yaklaştıkça arkadaşlar x karenin katsayısı ne oluyordu? Büyüyordu. Demek ki burada en büyüğü hangisi olması lazım arkadaşlar? M olması lazım. Daha sonra N olması lazım. Daha sonra da K. Neden K en küçük? Çünkü K arkadaşlar burada işareti nedir K'nın? Negatiftir. Dolayısıyla büyükten küçüğe doğru sıralanışı M, N, K'dır diyebiliriz. Diğer soruyla devam edelim. Şekildeki demiş fx parabolü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Doğru olan istiyor bizlerden. Şimdi dikkat ederseniz bakın arkadaşlar. Mx kare demiş. Buradaki m sıfırdan nedir arkadaşlar? Küçüktür. Neden? Çünkü kollar aşağıya doğru. Tepe noktasına dikkat edin bakın arkadaşlar. Tepe noktasına. Buradaki tepe noktası yani r değerimiz bizim. R değerimiz negatiftir. R'si burada negatiftir. Peki ben r'yi nasıl vuruyordum? Eksi. B bölü 2a'dan vuruyordum. Eksi b bölü 2m'den buluyordum. Buranın işaretinin ne olması lazım arkadaşlar? Negatif olması lazım. Şimdi m değerimiz bizim neydi m'nin işareti? Burada negatifti bakın. M'nin işareti negatif. E burada eksi. Burada eksi. Eksi bölü eksi. Artı oldu. Sonucun eksi olabilmesi için n'in ne olması lazım? Negatif olması lazım. Şimdi ben m'yi negatif buldum. N'i de negatif buldum. K hakkında nasıl yorum yapabilirim? Şimdi bakın kökler burada ikisi de nedir arkadaşlar? Negatiftir. Köklerin çarpımı C bölü A'dan K bölü M yapar. Köklerin çarpımının pozitif olması lazım. E şimdi biz M'nin işareti ne demiştik bakın? Negatif demiştik. Demek ki K'nın işareti de ne olacak? Negatif olacak. Biz burada işaretlerimizi arkadaşlar bulduk. Buna göre yorum yapalım. Şimdi N kare eksi 4 MK demiş arkadaşlar. N kare zaten pozitif bir sayı. M ile K'nın çarpımı arkadaşlar bakın eksi eksi pozitif. Burada da negatif var. Fakat bunların büyüklüklerini, küçüklüklerini tam olarak ne yapamam bilemem. M çarpı K demiş. Bakın M ile K'nın çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artıdır. M ile N'nin çarpımı arkadaşlar pozitiftir. Bakın M de eksidir, N de eksidir, pozitiftir. Dolayısıyla C şıkkı doğrudur diyoruz. Bir diğer soruyla devam edelim. Şimdi A büyüktür 0, büyüktür B, büyüktür C olmak üzere demiş. Bakın A'nın işareti pozitif. B ve C'nin işareti arkadaşlar nedir? Negatiftir. Grafiği hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi burada bizim x karemizin katsayısı A'dır. A'nın işareti arkadaşlar pozitif olduğundan dolayı kollarımız ne olmalı? Yukarıya doğru olmalı. Aşağıya doğru olan varsa arkadaşlar eliyorsunuz. B şıkkını ne yaptık? Eledik. Daha sonra arkadaşlar bakın. B ve C ikisi de neydi? Negatif sayıydı. Şimdi şuradaki tepe noktasına bakalım. Tepe noktası nereye düşecek? Tepe noktası eksi B bölü 2A'ydı. Eksi B bölü 2A'dan buluyordum. Şimdi B'nin arkadaşlar işareti negatifti. A'nın işareti pozitifti. Burada da bir negatiflik var. Eksi, eksi artı. Sonuç ne çıkacak arkadaşlar? Artı çıkacak. Demek ki bizim R değerimiz pozitif olmalı. Burada sıfır noktasında orijinde bu da gitti. R değerim pozitif olacak. Bakın burada simetri eksenimiz negatif. R değeri burada da arkadaşlar negatif. Bu da gitti. Doğru cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıda demiş x eksenini yukarıda x eksenini A noktası M'ye 0 ve 6'ya 0, Y ekseninde 0 eksi 6 noktasında kesen tepe noktası 4'e N olan Y eşittir Fx parabolü çizilmiştir. Buna göre demiş M artı N toplamı kaçtır demiş. Şimdi soruya şöyle başlayabiliriz. Burada bakın 4 arkadaşlar simetri eksen olduğu için kökleri uzaklıkları eşittir. Bakın 4'ün 6'ya uzaklığı 2 birim, o zaman 4'ün M'ye uzaklığı da 2 birim olacak. Dolayısıyla M değeri buradan ne olmalı? 2 olmalı. Eksenleri kestiği noktalar ve bunun dışında hariçten bir nokta verilmişse biz parabol denklemini şöyle kuruyorduk. A çarpı diyorduk bir katsayımız oluyordu. X eksi x ekseni kesen noktanın bir tanesi 2 diğeri nedir? 6'dır. Peki biz katsayı nereden buluyorduk arkadaşlar? Hariçten bir noktayı yerine yazarak buluyorduk. Yani x eşittir 0 için y'si kaç çıkıyor bakın? Eksi
6 çıkıyor. Y yerine eksi 6 yazıyorum. X yerine 0 yazıyorum. A çarpı eksi 2 çarpı eksi 6'dır. Şimdi şuradan eksi 6'lar da arkadaşlar bakın gitti. A değeri buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi bizim fx'imiz arkadaşlar parabol denklemi şöyle oldu. Katsayımız eksi 1 bölü 2 idi. Bakın çarpı x eksi 2'ye x eksi 6 oldu. Burada. Şimdi 4 yazdığımda arkadaşlar bakın 4 yazdığımda sonuç ne çıkıyor? N çıkıyor. O zaman bizden istediği aslında f4 değeri arkadaşlar. F4 değeri kime eşit olacak? N eşit olacak. 4 yazarsam eksi 1 bölü 2 çarpı 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 6 oldu. Eksi 1 bölü 2 çarpı 4 eksi 2'den 2, 4 eksi 6'dan eksi 2 yaptı arkadaşlar. Bakın 2'ler şuradan gitti. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımında ne geldi? Artı 2 geldi. Dolayısıyla bakın n değerimiz de 2 olmuş oldu. M değerimiz de 2 idi arkadaşlar. Bakın m'de 2, n'de 2. Bizlerden istediği ikisinin toplamı m artı n'de ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Bir diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Eni 12 santim, boyu 60 santim olan dikdörtgen biçimindeki metal bir levha aşağıda gösterildiği gibi kenarlarından katlanarak yüksekliği a santim olan dikdörtgenler prizması biçiminde üstü açık bir su kanalı yapmıştır. Buna göre a'nın hangi değer için bu kanalın hacmi en büyük olur demiş. Değerli arkadaşlar, önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi türevle alakalı kısmı var. Bakın türevde maksimum minimum problemleri vardı arkadaşlar. Biz o soruları buradaki parabolden de çözebiliyoruz. Türev çıkmayacağı için parabolden muhakkak arkadaşlar bir tane sorunuz var. Çünkü geçen sene maksimum minimum problemi sormamışlardı. Bu sene soracaklardı arkadaşlar. Bakın virüsten dolayı türev kalktı. Bu tarz bir soru bekleyin arkadaşlar. Gelme ihtimali yüksek. Şimdi A'nın hangi değer için bu kanalın hacmi en büyük olur diyor. Değerli arkadaşlar biz burada şöyle yapacağız. İlk başta soruya şöyle başlamam lazım. Bakın şurası A. Siz bu kağıdı açtığınız zaman bakın şurası A. Şurası da A. Demek ki şuraya ne kaldı arkadaşlar şu mesafeye? Tamamı 12 idi. Buraya ne kaldı? 12 eksi 2 A kaldı arkadaşlar. Peki biz bunun arkadaşlar boyunu biliyoruz. Boyu ne kadardı? 60'tı. Yüksekliği de A'ydı. Hacim ne olur arkadaşlar hacim? Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Bakın taban alanımız 12 eksi 2 A çarpı boy arkadaşlar 60. Yükseklik ne? A'dır. Burayı çarptığımız zaman bakın 60 çarpı A'yı içeri dağıtın. Eksi 2 A kare artı 12 A yaptı. Bu arkadaşlar hacim denklemimiz. Şimdi A'nın hangi değeri için bu kanalın hacmi en büyük olur diyor. Yani şuradan arkadaşlar bakın şuradaki denklemden R'yi bulacaksınız siz sadece. R buradan eksi B bölü 2 A'dan eksi B dediğim 12 bölü 2 çarpı eksi 2'dir dedik. Eksi 12 bölü eksi 4'ten arkadaşlar. Eksi 12 bölü eksi 4'ten cevabı ne bulurum? 3 bulurum. Yani buradaki A değer arkadaşlar kaçtır? 3'tür. Buradan şunu sorsaydı sizler arkadaşlar hacmi en büyük ne olur deseydi 3'ü getirip arkadaşlar hacim denkleminde yerine yazacaktınız. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Ercan boş bir kağıda dik koordinat sistemi yerleştirmiş ve üzerinde y eşittir fx parabolünü çizmiştir. Sonra bu kağıdı yırtarak 4 parçaya ayırmış ve aşağıdaki şekil oluşmuştur demiş. Buna göre Ercan'ın çizdiği parabolün denklemi hangileri gibi olabilir demiş. Hangisi ya da hangileri gibi olabilir. Bir defa bakın bunun kolları arkadaşlar nasıl? Aşağıya doğru. O zaman birinci şık gelediniz. İki olabilir. Bakın tepe noktası nerede? Negatif arkadaşlar. Tepe noktası negatif. Şimdi yani sıfıra sıfır da değil. Şuradayız arkadaşlar bakın burada R'si nedir? Üçüncü maddede sıfır. K'si nedir arkadaşlar? 9. Tepe noktası sıfıra 9 da. Halbuki burada tepe noktası bakın negatif bir tarafta. Bu da gitti. Demek ki doğru cevabımız 2'dir. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Şekilde D doğrusu Y eşittir eksi 2X kare paraboline K, MN noktasında teğettir. Buna göre demiş M artı N toplamı kaçtır demiş. Buna göre M artı N toplamı kaçtı. Şimdi teğet diyorsa değerli arkadaşlar burada şöyle başlayalım. Parabol denklemine parabol arkadaşlar şuradaki doğru nedir? Teğettir. Şimdi teğetse ne yapıyorduk? İki denklem birbirine eşit diyorduk. Deltasını sıfır yapıyorduk.
Burada şöyle başlayalım. D doğrusunun denklemiyle başlayalım. D doğrusunun denklemi y eşittir arkadaşlar. Mx artı n şeklinde arkadaşlar doğrulardır bakın. Ya da ax artı b şeklinde. Eğim burada kaçtır bakın. Karşıyı komşuya böldüğünüzde bakın. Eğimi buluyorsunuz. Eğim. 2 bölü 1 bölü 2'dir. Sağ yat. Eksi 1 bölü 2 olarak almayın. Uzunluk sonuçta. Eğimimiz arkadaşlar 4'tür. O halde 4x artı nerede kesmiş y eksenini? 2'de kesmiş. Burada bizden istediği bakın kesim noktası arkadaşlar. M'at'ı neyi sormuş bize? Kesim noktasını arkadaşlar soruyor. Şimdi şöyle yapacaksınız. 4x artı 2 doğru denklemi. Parabolü m'ye n'de kesmiş. O zaman eksi 2x kare dediniz. Eksi 2x kareyi bu tarafa attınız. 2x kare artı 4x artı 2 eşittir 0 oldu. 2'ye bölelim. X kare artı 2x artı 1 eşittir 0 oldu. Bu da x artı 1'in karesi eşittir 0'dan. X buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 1. Yani burada eksi 1 noktasında arkadaşlar nedir? Teğettir. Buradaki siz eksi 1'i 4x artı 2'de ya da parabol denkleminde arkadaşlar ikisinde de yazabilirsiniz. Eksi 2x kareydi. İkisinde de yerine yazabilirsiniz. Aynı sonuç çıkacak bakın. Eksi 1 arkadaşlar şurası eksi 2x kareydi. Eksi 1'i yazsanız ister burada arkadaşlar ister burada. Bakın sonuç ne çıkacak? Eksi 2 çıkacak. Yani bizim ikilimiz kesim noktamız eksi 1'e eksi 2 olmuş oldu. Yani m değerimiz eksi 1, n değerimiz arkadaşlar eksi 2 oldu. Topladığımızda arkadaşlar topladığımızda m artı n değerini eksi 3 olarak buluruz. Yani doğru cevabımız A şıkkı olur. Bakın bir başka yeni nesil soruyla devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz soru bankalarında arkadaşlar yeni nesil sorular AYT kısmında da çoğaldı. Milli Eğitim'in arkadaşlar yayınladığı sorular var. Örnek sorular var. Onlarda da yeni nesil sorular var. Bu sene sorma ihtimalleri yüksek. Yeni nesil soru. Yukarıdaki şekilde direklere AB noktalarında bağlı olan ve yazın genleşen elektrik kablosunun denklemi y eşittir. X kare eksi 4'tür. Kablonun orta noktasının yere dik uzaklığı 5 metredir demiş. Bakın şuradaki yere dik uzaklığı orta noktasının 5 metredir demiş. Buna göre kışın yere paralel şekilde gerilen kablonun yere olan uzaklığı nedir? Gerildiği zaman arkadaşlar bizim kablomuz böyle olacak. Demek ki bana şuradaki arkadaşlar mesafe de lazım. Yani şu mesafe bakın. Şu mesafe lazım. Peki bu mesafe nedir? Aslında şuradaki arkadaşlar parabolün k değeridir. Peki bizim parabol denklemimiz neydi? X kare eksi 4'tü. Buradaki R değerim nedir? 0'dır. K değerim ne olur? 0 yerine yazdığım zaman eksi 4'tür. Demek ki eksi 4 arkadaşlar koordinat olarak eksi 4. Uzunluk olarak da arkadaşlar 4 birimdir. Kablonun yere olan dik uzaklığını soruyor. Yani 4 ile 5'in toplamını soruyor arkadaşlar bizlere. 4 artı 5'ten cevabı 9 olarak buluruz. Bakın basit ama çok tatlı bir soru arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam edelim arkadaşlar. A ve B pozitif reel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde orijinden geçen demiş. Px parabolü kullanılarak biçiminde tanımlanan 3 parabolün tepe noktaları alan 54 birim kare olan bir üçgenin köşe noktalarıdır. A artı B toplamı kaçtır demiş. Orijinden geçen dediği için arkadaşlar sıfıra sıfırdan geçecek. Yani x senesi sıfır yazdığında y'si de sıfır olacak. Sıfır eşittir a kare eksi b oldu. B eşittir ne oldu arkadaşlar? A kare oldu. B eşittir A kare. Bu burada bir köşede dursun arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Px artı A artı B demiş. Bakın biz şurada x gördüğümüz yere x artı A yazarsak her tarafta şöyle olur. X artı A eksi A oldu bakın. Bunun karesi eksi B idi. Buna ne ekleyeceğim? Artı B ekleyeceğim. Peki ne oldu benim arkadaşlar? Noktam. A'lar burada gitti bakın. Denklemim şu oldu. X kare olmuş oldu. Şimdi bu şuradaydı. Tepe noktası şurada. A'ya B idi arkadaşlar. A'ya eksi B idi. Tepe noktam A. Burası da arkadaşlar eksi B. Bakın ilk baştaki parabolün tepe noktası arkadaşlar burada. Şimdi ne oldu? Y eşittir X kareye geldi. Y eşittir X kare ne demek? Sıfıra sıfır. Yani nereye geldi arkadaşlar bakın. Orijine gelmiş oldu. Yani şuradaki sizin birinci denkleminizden elde ettiğiniz arkadaşlar parabolün tepe noktası sıfıra sıfıra gelmiş oldu. Gelelim şuna. X artı A eksi B demiş. Şurayı arkadaşlar temizleyelim hemen. Yer açalım. Şimdi diğerine bakalım. Px artı A eksi B demiş. Şimdi siz burada x'lerin x artı A yazarsanız bakın. X artı A eksi A'nın karesi eksi B'ydi. Yukarıya aynen yazdım. Bir de bundan B'yi çıkartacağım arkadaşlar. Bakın bunlar gitti. Ne oldu?
X kare eksi 2b. Tepe noktası ne oldu burada? 0'a eksi 2b oldu. 0'a eksi 2b de arkadaşlar nerede bakın? Şurada. 0'a eksi 2b de burası. Yani şu noktamız. Burayı da bulduk arkadaşlar. Gelelim diğerine. Şuna yani. X gördüğümüz yere x eksi a yazarsak bakın. X eksi a. Bir de burada eksi a'mız vardı. Eksi a. Bunun karesi eksi b. Bir de burada eksi b var arkadaşlar. Denklemim şöyle oldu. X eksi 2a'nın karesi eksi 2b. Tepe noktası ne oldu burada bakın. 2a'ya eksi 2b oldu. 2a nerede arkadaşlar bakın. Şurada 2a'ya eksi 2b dediği de şurası. Burası oldu arkadaşlar. Şimdi bunları siz birleştirerek bakın. Bu 3 nokta tepe noktaları demiş. Alan 54 birim kare olan bir üçgenin köşe noktalarıdır demiş. Yani şurada bir üçgen var bakın. Şuradaki üçgenin alanı 54 birim kare. Peki şuradaki taban kaç birim? Şurası 2A'ydı. Burası 2A. Şurası arkadaşlar neydi bakın? Şurası uzunluğumuz 2B. Taban çarpı alanı buluyoruz. Alanı. Taban çarpı yükseklik bölü arkadaşlar 2'den. 2'ler bakın gitti. 2AB eşittir 54 yaptı. A çarpı B buradan 27 yaptı. Peki başlangıçta B eşittir A kareydi. B yerine a kare yazınca a çarpı a kare 27. Yani a küp 27 eşit oldu. A değeri de buradan ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. A değeri arkadaşlar 3 ise B değeri de 3'ün karesinden 9 eşit oldu. B 9, A da 3. 9 artı 3'ten toplamını istiyordu bizlerden. 9 artı 3'ten cevabı 12 olarak buluruz arkadaşlar. Evet. Diğer testimizle devam edelim. Yukarıda sol direği y eksenini yolu x ekseni olarak koordinat düzlemine aktarılmış bir köprü görülmektedir. Köprünün iki direği arasındaki uzaklık 24 metre. Bakın şurasını orijin olarak düşünün. Şurayı da arkadaşlar diğer x ekseni kesen nokta 24 olarak düşünün. Çünkü bu mesafe 24 demiş bakın. Ve parabol biçimdeki kemerin orta noktasının yüksekliği 6 metredir. Yani orta nokta bakın şurası. Bu yükseklik 6. Ne demek bu? K değeri yani. 6 eşit. R değeri nedir orta nokta dediği için? Bakın burası 12'ye 12 diye bölmüş. R değeri de 12'dir arkadaşlar. Buna göre bu parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada R gördüğünüz yere yani X gördüğünüz yere 12 yazdığınızda arkadaşlar K değeri ne çıkacak? 6 çıkacak. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Eksenleri kesen noktalar belli. A çarpı X eksi 0 bakın. Çarpı X eksi 24. Yani şöyle oldu. A çarpı x eksi 24 oldu. Peki siz R yerine 12 yazınca K değeriniz ne çıkıyor arkadaşlar? 6 çıkıyor. Yani Y gördüğünüz yere 6. A'yı bulmak için yazıyorum. Bakın X gördüğünüz yere ne yazıyorsunuz? 12 yazıyorsunuz. 12 çarpı 12 eksi 24 oldu. Yani şurası eksi 12 yaptı arkadaşlar. Şuradan sadeleştirmelerimi yapabilirim. Bakın. Buradan A değerim eksi 24. A değeri buradan eksi 1 bölü 24 oldu arkadaşlar. A değerimiz. O halde şöyle oldu bizim denklemimiz. Y eşittir eksi 1 bölü 24 çarpı. Bakın şurayı açtığınızda arkadaşlar. Açılmış hali var şıklarda. Ne gelir? X kare eksi 24 x gelir. Eksiyi de içeriye dağıtabilirsiniz. 24 x eksi x kare bölü 24. 4 diyebiliriz arkadaşlar. Yani doğacağımız B şıkkı olur. Bakın yeni nesil sorular çoğaldı dediğimiz gibi bakın. Önceden de yani sorabilirler mi? Evet. Fx fonksiyonu veriliyor demiş. Y eşittir fx artı r fonksiyon grafiği y eksenine göre simetrik olduğundan göre demiş. R aşağıdakilerden hangisidir? Şu ifade arkadaşlar x artı 3'ün neyidir? Karesi artı 1'dir arkadaşlar. Yani şöyle düşüneceksiniz. X artı 3'ün karesi ya. Tepe noktası burada ne olur? Eksi 3 arkadaşlar kaçtır? 1'dir. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar bunu? X gördüğünüz yere X artı R yazdığınızda orijine geliyormuş arkadaşlar. Yani Y eksenine göre simetrik demek. R'si burada arkadaşlar 0 demek. Yani şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Peki burada tepe noktası eksi 3'teydi bakın eksi 3'teydi. Siz bunu ne yapmalısınız bu tarafa kaydırmalısınız ki arkadaşlar 3 birim nereye gelsin? 0'a gelsin. O halde R değer arkadaşlar yani 3 birim sağ demek bu arkadaşlar. 3 birim sağ arkadaşlar.
kaydıracaksınız. 3 birim sağda arkadaşlar ne anlama geliyordu? X gördüğünüz yere x eksi 3 yazarsanız 3 birim sağa kaymış olur. Yani R değeri arkadaşlar burada kaçtır? Eksi 3'tür. Evet, bir diğer sorumuz var arkadaşlar, bakın yine yeni nesil bir soru. Okuyalım sorumuzu. Yukarıda bir bölüm parabol biçiminde olan bir bisiklet parkuru verilmiştir. Bir bisiklet akrobatı dik koordinat düzlemi üzerine yerleştirilmiş. Bu parkur üzerinde bisikletiyle akrobasi yapacaktır. Akrobat demiş, A noktasındayken bisikletin parkura değdiği noktanın x eksenine olan en kısa uzaklığı arkadaşlar 2 birimdir demiş. Yani şu uzaklık arkadaşlar 2 birim, bakın dikkat ederseniz. M bölü N oranı nedir demiş. Bakın eksenleri kesen noktalar burada belli mi? Belli. 12 ile 6'nın tam orta noktası, bakın 18 bölü 2'den 9. M değeri de buradan kaçtır arkadaşlar? 9'dur diyebilirsiniz. Bizden istediği M bölü N değeri. Demek ki buradaki N değeri de arkadaşlar parabolün neyidir? K'sıdır. K N'e eşit. Ben buradan parabol denklemini bulayım. Bir katsayımız olacaktı. A çarpı eksenleri kesen noktalar, bakın 6'ya kaç? 12. 6'ya 12. Biz x gördüğümüz yere 4 yazınca y'si ne çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. Y'si 2. X yerine 4 yazacağım bakın. 4 yazarsam burada ve burada. 4 eksi 6'dan eksi 2 geldi. 4 eksi 12'den eksi 8 geldi arkadaşlar. Buradan 2 eşittir. A çarpı 2 çarpı 8. Eksiler gider bakın. A değeri buradan 1 bölü 8 olur. Yani bizim katsayımız arkadaşlar 1 bölü 8'dir. Yani şöyle oldu parabol. 1 bölü 8 çarpı. Bakın şurayı da açın. X kare. Hatta açmanıza da arkadaşlar gerek yok. İsterseniz bu halde dursun. Yani şöyle yazalım. 1 bölü 8 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi 12 oldu. Şimdi bizim R değerimiz zaten kaçtı? 9'du. O zaman ben K değerini şöyle bulurum. 9'u yerine yazalım. 1 bölü 8 çarpı. Buraya 9 yazıyorsunuz bakın. X gördüğünüz yerlere 9 yazıyorsunuz. 9 yazdığınızda 9 eksi 6'dan burası 3 geldi. 9 eksi 12'den arkadaşlar. Buradan da ne geldi? Eksi 3 geldi. Yani K değerim buradan eksi 9 bölü arkadaşlar ne gelir? 8 gelir. K dediğim neydi benim? N'di. Yani N değerini eksi 9 bölü 8 olarak buldum. Benden istediği M bölü N değeriydi. M değerim 9'du. N değerim de arkadaşlar eksi 9 bölü 8'di. Ters çevirip çarptığımızda cevabı eksi 8 olarak buluruz. Gayet şık bir soru arkadaşlar. Gelelim bir başka arkadaşlar soruya. Yukarıdaki şekilde fx parabolü ile d doğrusunun grafiği göstermiştir. Parabol ile doğru k ve l noktalarında kesiştiğine göre l noktasının absisi kaçtır demiş. Kesim noktasının absisini soruyor arkadaşlar. Bakın bunun için sizin şunu yapmanız lazım. Parabol arkadaşlar denklemini, doğru denklemini bulmanız lazım. Doğru denklemini rahatlıkla bulabilirim. Y eşittir. Bakın eğim 1 bölü 5. Sağ yatık doğruların eğim pozitif. 1 bölü 5x y eksenini 1'de kesmiş. Artı 1 dedik. Gelelim parabol denklemine. Parabol denklemini de arkadaşlar rahatlıkla bulabilirsiniz fx'i. Bir katsayımız olsun. A çarpı x eksi eksi 5'ten x artı 5 çarpı x eksi 1. Peki biz burada arkadaşlar a'yı nasıl buluyorduk? A değerini. Herhangi bir değeri yerine yazarak bulabiliyorduk. Bak bunun tepe noktası aslında burada. Bak k'sı 9. Eksi 5 artı 1 bölü 2'den r değerini ben buradan bulabilirim. Eksi 2 olarak arkadaşlar. Eksi 2'yi yazınca y değeri ne çıkıyor arkadaşlar? 9 çıkıyor. Yani burası y olsun. Y yerine 9 yazdım. A çarpı x yerine de eksi 2 yazacağım. 5 eksi 2'den 3. X yerine eksi 2 yazdım. Buradan da ne geldi? Eksi 3 geldi. Eksi 9a eşittir. 9 oldu. A değerim buradan ne geldi arkadaşlar bakın. Eksi 1 geldi. Yani bizim katsayımız arkadaşlar neymiş? Eksi 1'miş. Yani bizim fx'imizin denklemi şu. Eksi çarpı x artı 5 çarpı x eksi 1. Dilerseniz önce şurayı çarpalım. X kare eksi x artı 5x de buradan gelir. Artı 4x eksi 5. Bunu eksiyle çarptığımda bakın. Eksi x kare eksi 4x artı 5 oldu. Bu kimin denklemi? Fx'in denklemi arkadaşlar. Bunu nereye eşitleyeceksiniz bakın. Doğrunun denklemine eşitleyeceksiniz. Yani 1 bölü 5x artı 1 arkadaşlar eşitleyeceksiniz. Bunları aynı tarafa atabilirim. Yani şu soldakileri sağ tarafa atalım. Ne geçer? X kare artı arkadaşlar 4x eksi 5. Sağ tarafta ne vardı zaten? 1 bölü 5x
artı 1. Sol tarafta bakın 0 kaldı. Şöyle eşittir 0. Şuraya da yazabiliriz. Burayı düzenlersek bakın x kare 4 kere 5 20. 21x. 21x bölü 5 diyelim arkadaşlar. Eksi 5 artı 1'den de buradan da eksi 4 geldi. Eşittir arkadaşlar 0 geldi. L noktasının apsisi kaçtır diye sormuş. İstersen şöyle yapalım. Şuradaki 5'ten kurtulmak için her tarafı 5 ile çarpalım. 5x kare artı 21x eksi 20 oldu. Eşittir arkadaşlar. Burası bakın değişmedi. Eşittir 0 dedik. Bundan sonra şunu arkadaşlar bakın 5x'e x diye parçalayalım isterseniz. Şu ifadeyi de bakın çaprazdan çarpıp topladığımız zaman bizlere neyi vermesi lazım arkadaşlar? 21'i vermesi lazım. Şöyle yapsak arkadaşlar bakın. 5'e hatta şöyle yapalım. 4'e 5 desek arkadaşlar. 4'e 5 desek bakın. 4'e eksi 5 desek. Ya da eksi 5 arkadaşlar. Eksi 5'e artı 4 diyelim. Şöyle. Çarpanlarını ayıralım yani. Şurayı 5'e eksi 4 diyelim arkadaşlar. Çaprazdan bakın çarpıp topladığımda 25x eksi 4x'ten 21x yaptı. Yani çarpanları şöyle oldu. 5x eksi 4 çarpı x artı 5 oldu. Eşittir 0. Buradan x değeri 4 bölü 5 gelir 0 eşitlediğinizde. Şuradan x değeri eksi 5 gelir. Şimdi buradaki L noktası pozitif tarafta olduğu için cevabım ne olacak arkadaşlar? Artı 4 bölü 5 olacak. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Tam sınavlık. Bir diğer soruya bakalım. Fx bir parabol ve ABCD bir karedir demiş. A noktası 3'e 0. A noktası 3'e 0. Yani burası 3. O zaman kare ise D noktası da 6 olacak arkadaşlar. Kare dediği için bu uzunluk da arkadaşlar. Bak şurası. Şurası ne olacak? Alanı 9 birim kare dediği için. Şu uzunluk 3 birim. Burası ondan dolayı 6 birim oldu. F12'yi soruyor. Şu uzunluk da arkadaşlar 3 birim olacak. Dolayısıyla B noktasının arkadaşlar ordinatı ne olacak? Eksi 3 olacak. Yani siz arkadaşlar parabol denkleminde 3'ü yerine yazdığınızda sonuç ne çıkacak? Eksi 3 çıkacak. Ya da 6'yı yerine yazdığınızda arkadaşlar ne çıkacak sonuç? Y'si eksi 3 çıkacak. Burada şöyle düşünün. Bakın. Şurayı arkadaşlar simetri eksenine göre olduğu için şimdi burayı 3 birim dedik. A noktası 3'tü. Alan 9 birim kare olduğu için burada 6 oldu. Şimdi şuraya dikkat. 3'ün 0 uzaklığı 3 birim. 6'nın da arkadaşlar şu x eksenine kestiği noktaya uzaklığı 3 birim olacak. Dolayısıyla şurası arkadaşlar kaç olmalı? 9 olmalı. Yani sizin parabol denkleminiz arkadaşlar a çarpı bir x eksenini kestiği nokta 0. X eksi 0'dan x. Diğer noktada 9. X eksi 9. Peki ben x eksenine 3 yazdığımda y'si de ne çıkmalı? Eksi 3 çıkmalı. Çünkü burası arkadaşlar kare olduğu için bir kenarı 3 birim. Çünkü alanı 9 birim kareydi bunun. Y gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Buradan x gördüğüm yere de 3 yazacağım. X eksenine 3 yazdım. 3 eksi 9 oldu bakın. Eksi 3 eşittir. A çarpı 3 çarpı eksi 6 geldi. Şuradan 3'ler arkadaşlar gitsin. A buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 6 gelir. Yani ben kat sayım arkadaşlar bulmuş oldum. Benim fx'im yani parabolün arkadaşlar denklemi kat sayım 1 bölü 6 çarpı x çarpı x eksi 9. Biz burada x gördüğümüz yere arkadaşlar 12 yazarsak f12'yi bulmuş oluruz. 12 yazalım. 1 bölü 6 çarpı 12 çarpı 12 yazdığımda 12 eksi 9'dan 3 geldi arkadaşlar. Şuradan 12'yi 6'ya böldüm. 2, 2 çarpı 3'ten cevabı 6 olarak buluruz. Gayet güzel bir soru. Bakın bir başka yeni nesil soru var burada. Bir kargo çalışanı Google Maps uygulamasında sanal bir koordinat düzlemi oluşturduktan sonra ABC noktalarına birer kargo götürmüştür. Kargo bayinden yola çıkan kargo çalışanı sırasıyla ACB'ye uğramış ve aldığı yolun bir parabol olduğunu görmüştür. Bakın şunu diyor. Şöyle gitmiş. Buna göre bu parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Bakın şekli arkadaşlar takılmayın. Size burada 3 tane nokta vermiş. 3 tane nokta verilmişse arkadaşlar, 3 noktası verilmişse biz parabol denklemini nasıl kuruyorduk arkadaşlar? İkinci dereceden denklem alıyorduk. Ax kare artı bx artı c diye. Buradaki 3 noktayı da yerine yazıyorduk. Şundan başlamamız arkadaşlar biraz daha rahat olur. İster bundan ister bundan. Mesela A noktası 1'e 0 diyelim. A noktasını 1'e 0 yazdığımda x yerine 1 yazıyorum. Şöyle diyelim.
X'lerine 1 yazdığında Y'si 0 çıkacak. O zaman A artı B artı arkadaşlar ne oldu? C oldu. Ne eşit? 0 eşit. X'lerine arkadaşlar 5 yazdığımda bu da 0 eşit. Peki bu ne demek arkadaşlar? Yani benim 2 tane köküm aslında 1'e 5 demek. Buradan da arkadaşlar yapmamız aslında gerek yok bakın. Şimdi şu B noktası 5'e 0 olduğu için bak bu da denklemi sağlayacak. 0 eşittir. 5 yazdığınızda yani 25A artı 5B artı C olacak. Aslında bu şu demek. Sizin kökleriniz bakın. Sizin kökleriniz. Şunu anladık. Sizin kökleriniz arkadaşlar bakın şu olacak. 5'e 1 olacak. Şöyle düşünün. 5'e 1. Şurası 1 olsun. Şurası 5 olsun. Şurada 3'e eksi 1 demiş. Bakın zaten sizin tepe noktanız şurası değil mi arkadaşlar? 3. 5 artı 1 bölü 2'den arkadaşlar tepe noktasının apsisi ne oldu? 3 oldu. E şurada 3'e kaç noktasında arkadaşlar bakın? Eksi 1. Demek ki k'sı da ne olacak? Eksi 1 olacak. Bizlerden istediği bu parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı yani şurayı soruyor bize. Biz buradan şunu yapabiliriz. İster tepe noktasından ister eksenleri kesen noktadan a çarpı bir köküm benim eksi 1, diğer köküm eksi 5. Yazdım. Şimdi x gördüğüm yere 3 yazınca y'si eksi 1 olacak. Eksi 1. X yerine 3 yazıyorum bakın. 3 eksi 1. 3 eksi 5 oldu. Eksi 1 eşittir. A çarpı 2 çarpı eksi 2 oldu. Eksiler bakın buradan gidecek. A değeri buradan 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. A değeri 1 bölü 4 olacak. Yani ben buradan arkadaşlar ne yaptım? Paraboldeki şuradaki A olan katsayıyı bulmuş oldum. Peki bizim parabol denklemimiz ne oldu arkadaşlar? Yeni denklemimiz. A yerine siz 1 bölü 4 yazarsanız bakın 1 bölü 4 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 oldu. Benden istediği şu noktaydı. Ben bu noktayı nasıl bulurum? X yerine 0 yazdığımda bulurum. X eşittir 0 için y eksenini kesen noktayı bulurum. X eşittir 0 için. O zaman y eşittir 1 bölü 4. 0 yazıyorum x gördüğüm yere. Eksi 1 çarpı eksi 5'ten artı 5 bölü 4 olarak arkadaşlar cevabı buluruz. Evet. Gayet arkadaşlar güzel bir soru. Gelelim bir başka soruya arkadaşlar. Y eşittir 2x kare artı 1 parabolünün y eşittir 2x eksi 3 doğrusuna en kısa uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar biz bunları nasıl çözüyorduk? Bakın şöyle düşünün. Sizin şöyle bir parabolünüz var. Şöyle de bir doğrunuz var. Bu doğrunun denklemi 2x eksi 3'tü. Parabolün denklemi de arkadaşlar 2x kare artı 1'di. Bunlardan çözdüm ben sizlere. 2x kare artı 1. Bizden istediği parabolün doğruya en kısa uzaklığı. Bakın parabolün arkadaşlar doğruya en kısa uzaklığı. Dik uzaklığı soruyor size. Siz burada öncelikle şöyle yapmalısınız. En yakın nokta neresi? Bu nokta. Ben şu doğruya paralel olacak şekilde, parabole de teğet olacak şekilde şöyle bir doğru çizdim. Bu doğrunun denklemi arkadaşlar ne olur? 2x artı n şeklinde bir doğru olur. Niye? Buna paralel olacak. Bak bununla bu paralel. Paralel ise eğimleri nedir? Eşittir. Peki teğet dediğim için parabol denklemi ile 2x kare artı 1 ile 2x artı n arkadaşlar birbirine eşit dedim. Aynı tarafa atıyorum. Eksi 2x artı 1 eksi n eşittir 0. Buradan arkadaşlar deltamız ne olmalı? 0 eşit olmalı. Neden? Çünkü bu noktada teğet. Şimdi deltamıza bakalım. B kare eksi 2'nin karesinden 4 eksi 4 AC. C dediği bir eksen eşittir 0 olacak. Yani 4 eşittir arkadaşlar. Şunları öbür tarafa attığımız bakın 8 tane bir eksen oldu. Şuradan sadeleştirebilirsiniz. Ya da 4 eşittir 8 eksi 8 n oldu. Buradan 8 n eşittir 4 oldu arkadaşlar. N değeri buradan 1 bölü 2 olur. N değeri arkadaşlar buradan 1 bölü 2 oldu. Yani şöyle oldu. Bizim parabolümüz bakın. Şu doğru denklemi 2x artı 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Parabol denklemim de benim neydi? 2x kare artı 1'di. Bu da parabol denklemini. İkisi birbirine eşit. N değeri 1 bölü 2 ise bakın şuradaki siz kesim noktasını bulmak için teğet olduğu noktayı n'i yerine yazın. 1 bölü 2 yazın. En gördüğünüz üzere siz burada 1 bölü 2'yi yazdığınızda burası şöyle oldu. 2x kare eksi 2x artı 1 bölü 2 eşittir 0 oldu. 2 ile çarpalım. 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0. Bu da 2x eksi 1'in parantez
karesidir. Yani bizim arkadaşlar x değerimiz teğet olduğu noktanın apsisi neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Yani şu nokta arkadaşlar 1 bölü nedir? 2'dir arkadaşlar. Peki 1 bölü 2'ye kaç noktasıdır? İster doğrudur ister eğri de yerine yazın. X yerine şurada 1 bölü 2 yazarsanız bakın. Soru gayet güzel bir soru. Uzun bir soru ve zor bir soru. 2 çarpı 1 bölü 2. Bak 2'ler buradan gitti. 1 artı 1 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar? Y değeri 3 bölü 2 geldi. İşte bizden istediği 1 bölü 2'ye 3 bölü 2 noktasının arkadaşlar doğruya olan uzaklığı. 2x eksi 3'e olan uzaklığı. Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktanın doğruya uzaklığının formülü vardı. Bakın noktanın doğruya dik uzaklığının formülü vardı. Buradaki işte herhangi ikili AB diyelim arkadaşlar. Buradaki doğruya uzaklığını ben bulurken şöyle yapıyorum. Şimdi şuradaki y eksi 2x artı 3. Y eşittir 2x eksi 3 doğrusunun hepsini aynı tarafa attım. Eşittir 0 dedim. Verilen noktaya arkadaşlar 1 bölü 2, 3 bölü 2 noktasını burada yerine yazıyorum. Y yerine 3 bölü 2. X yerine de 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2. Artı 3. Bunun mutlak değerini alıp arkadaşlar. Bakın şuradaki L uzaklığı. Mutlak değerini alıp şuradaki X ve Y'nin katsayılarının kareleri toplamına bölüyorum. Yani 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi. Bunun da arkadaşlar neyi? Karekökü. Şimdi buradan ne geldi arkadaşlar? Bakın yukarıdan şuradan 2'ler gitti. 3 bölü 2 ile 3'ü ben topladığımda arkadaşlar ne gelir? 9 bölü 2 gelir yukarısı. 9 bölü 2'nin mutlak değeri yine 9 bölü 2'dir. Şuradan da kök 5 geldi arkadaşlar. Buradan da kök 5 geldi. Bundan sonra şöyle yazalım. Bakın 9 bölü 2 kök 5 geldi. 9 bölü arkadaşlar 2 kök 5 geldi. Ha şurada bir de arkadaşlar birimiz vardı. Şunu hemen unutmadan yazalım. Bakın şurada bir tane arkadaşlar bir değerimiz var. Bunu atlamayalım. Yoksa eksik buluruz. 3 bölü 2 artı 3. 3 eksi 1 2. Yani 3 bölü 2 artı arkadaşlar buradan ne geldi? 2 geldi. 7 bölü 2 geldi. Yukarısı 7 bölü 2. 7 bölü 2'nin mutlak değeri 7 bölü 2. Aşağıda kök 5. Ne olur? 7 bölü arkadaşlar 2 kök 5 olur. Böyle yoksa şıklarda eşleniyle çarpıyorsunuz. O da ne olur? 7 kök 5 bölü 10 olur arkadaşlar. Yani aşağıyı siz kök 5 ile genişlettiğiniz zaman 7 kök 5 bölü 10 olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Uzun ama güzel bir soru arkadaşlar. Tam AYT tadında bir soru. Gelelim 8'in sorumuza. 0 küçüktür, x1 küçüktür, x2. Yani x1 ile x2 demek ki burada pozitif. Olmak üzere reel sayılar kümesinde demiş. Fx eşittir x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonunun belirttiği parabol dik koordinat düzleminde eksenleri şekildeki gibi farklı A ve B noktalarında kesmektedir demiş. Şimdi x1 x2'den küçük olduğu için şu nokta arkadaşlar bakın. A noktası x1. Şuradaki nokta da x2 noktası. A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit olup şunlar arkadaşlar birbirine neymiş bakın? Eşitmiş. O halde şu B noktası da arkadaşlar nedir? X1'e eşittir. X eşittir 2 bölü 3 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır. Ne demek bu? X eşittir 2 bölü 3. R'si 2 bölü 3 demek. Yani kökler arkadaşlar toplamının yarısı bana neyi veriyordu? R'yi veriyordu. R'si de 2 bölü kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Buradan. Yani sizin kökler toplamınız X1 artı X2 değeriniz ne olur? 4 bölü 3 olur. Değerli arkadaşlar burada şöyle başlayalım. Bakın. Şu noktanız x1. Ben bunu x yerine 0 yazdığımda y'sini x1 buluyorum. Bakın x yerine 0 yazalım. 0 yazdığımızda x1 çarpı x2 oldu. Eşittir nereye ordinatı kaç? x1. x1'ler gider. x2 değeri buradan nedir? 1'dir. Bunu getirip burada yerine yazdığımda diğer kökü bulurum ben x1'i. x2 değeri buradan 4 bölü 3 eksi arkadaşlar 1'den x1 değeri buradan 1 bölü ne gelir? 3 gelir. Benden istediği x 2 bölü x 1 oranıydı. Bakın bu geçen seneki AYT sorusu arkadaşlar. X 2 bölü x 1. X 2 değerim benim. Yazalım şöyle. X 2 değerim ben ne buldum arkadaşlar? 1 buldum. Bölü x 1 değerinde 1 bölü 3 buldum. Ters çevirip çarptığımda doğru cevabı 3 olarak buluruz arkadaşlar. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Diğer soru.
Şekilde yerden arkadaşlar A metre yükseklikte bulunan evin penceresinden atılan topun izlediği yolun eğrinin zamana bağlı denklemi demiş. HT olarak arkadaşlar bizlere vermiş bakın. HT olarak vermiş. Atılan top 5 saniye sonra yere çarptığına göre. Şimdi arkadaşlar şu yükseklikse yere çarptığında demek ne demek? Yüksekliği 0 olacak demek. Yani şuradaki A artı 4 T eksi T karenin 0 olması demek. Yani şuradaki yüksekliğin 0 olması demek. Bunları öbür tarafa atın çarpanlarına rahat ayırabilmek için. T kare eksi 4 T arkadaşlar 4 T eksi A eşittir arkadaşlar 0 oldu. Bizden arkadaşlar istediği neymiş? Bakın. Atılan top 5 saniye sonra yere çarptığına göre demiş. Şimdi siz T gördüğünüz yere ne yazacaksınız? 5 yazacaksınız. T yerine 5 yazarsam 25 eksi 4 kere 5 20 eksi A eşittir 0. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 5 eşittir A gelir. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar çıkmış soruları çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.